Kagiden ve Gikat ortaklığında girişimci kadınlara yönelik düzenlenen söyleşi ve imza günü kapsamında Silken Cashmere'in kurucusu Ayşen Zamanpur Gaziantep'e geldi. Kaşmirli ipekten yaratılan özgün ve zaman ötesi tasarımlarıyla Türkiye ve dünyada tutkuyla sevilen Silken Cashmere markasının kurucusu Ayşen Zamanpur, Kagigem koordinasyonunda Gaziantep'e gelerek Bir Girişimcinin Tutku ve Direniş Öyküsü adlı girişimcilik söyleşisinde deneyimlerini aktardı. Gaziantep Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye çok sayıda iş insanı ve kadın girişimci katıldı. Bir Girişimcinin Tutku ve Direniş Öyküsü adlı girişimcilik söyleşisinde konuşan GİKAT Başkanı Gamze Aşnük, açılış konuşması yaparken deneyimler ve tecrübeler bizler için çok önemli, bu yüzden bu paylaşımları çok faydalı görüyoruz diyerek şu şekilde konuştu. Bugüne kadar yaklaşık 1000 tane kadına girişimcilik eğitimi verdik, liderlik eğitimi verdik. Üniversitedeki genç kızlarımıza son zamanlarda çok gündemde olan mobbing nedir, nasıl fark edilir ve buna karşı neler yapılır ile ilgili 3 defa üst üste seminer düzenledik. Bu çok ses getirdi. 150 tane kadın girişimcimize COSGAP girişimcilik eğitimini verdik. Bunlardan 5 tanesi, 6 tanesi gerçekten işini kurdu ve şimdi işlerinde devam ediyorlar. Biz eğitimler düzenliyoruz ve önümüzdeki hedeflerde de GİKAT Akademi'yi kurmak inşallah. Kagidem Genel Koordinatörü Nihal Sabak ise sözlerine kendisini ve iş başarılarını anlatarak başladı. Sabak, yaklaşık 15 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdim, aynı zamanda TÜBİTAK mentörüyüm. Şimdilerde ise Kagidem Genel Koordinatörü olarak devam etmekteyim diyerek sözlerine şöyle devam etti. Kagidem Türkiye'de ilk olan bir merkez. Büyükşehir Belediyesi Sanayi Odası ve İpek Yol Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yapmış olduğu bir merkez. Merkezimizin kurulma amacı imalat sektöründeki kadınların sayısını artırmak amacıyla kurulmuş olan bir merkez. Ben girişimcilik eğitimlerimde şunu gördüm. Hem gelen başvuruda bulunan girişimci kadınlarımızın hem de Kagidem'e başvuruda bulunan girişimci kadınlarımızdaki ortak güçlü yönler nelerdi biliyor musunuz? İstekli olmaları, yapacakları işe inanmaları ve başaracağım demeleriydi. Bunlar çok önemli şeylerdi. Zaten eğer siz çaba gösterirseniz bunların hepsi oluyor arkadaşlar. Emeğinizin karşılığını muhakkak alıyorsunuz ve bizim Kagidem'deki kadınlarımız da gerçekten emeklerinin karşılıklarını alıyorlar. Söyleşide Ayşen Zamanpur, tutku ve direniş içerisinde başarılarından söz ederek şu ifadelere yer verdi. Gazetede fikir her gün, çok da basınla aram iyidir, her gün görmüşsünüzdür. Hürriyet'te fikirlerim soruluyor. Şöyle olacak, enflasyon nasıl olacak, devalüasyon nasıl olacak, kota nasıl, ben yazıyorum. İş adamlarımızdan görüş aldık. Benim ortada rujlu falan resmim. Yani o kadar çok rahatsız olmaya başladım ki ama 1998 yılına geldiğimizde ki 4 yıllık bir markaydık. Çok teşekkür ediyorum. O da ayrı. Orada da nankörlük etmek istemem. 1998'in yılın iş adamı ödülünü verdiler elime. Aldım, yanlış yazılmıştır dedim. Baktım falan. Adama da bir şey diyemedim o anda ama o gün dedim ki kafaya koydum ben bunu değiştireceğim. O günden sonra uzun lafın kısası elime ne zaman mikrofon verilse, mesela böyle bir toplantıda eğer dönüştürmemiş olsaydım ilk onu söylerdim. Lütfen iş adamı demeyin, iş insanı deyin. İş insanı sözcüğüyle kızları bu iş dünyasının içine alırız, onları uzaklaştırmayız. Lütfen iş adamı demeyin diye nerede olursa olsun, hangi toplantıda olursa olsun, konu ne olursa olsun. Her yerde diye sonunda TÜSİAD'ın başkanına kadar gidip bakın derneğin başkanı kadın Ümit Boyner'di o zaman. Siz iş adamı diyorsunuz. Ümit Boyner bunu belki zarafetinden şey yapmıyor. Ben o kadar zarif değilim dedim. Sayısız yazış bütün gazetelere yazdıktan sonra artık illallah dediler. Şu anda magazinde bile sevgili arkadaşlar diyor ya iki tane iş insanını restoranda yakaladık. Lütfen kulağımı çınlatın.